Volkancığım, gelsene yanımıza. Niye oradasın ha? Özledik seni. Ne oldu bu sefer de sen mi kitap okuyorsun? Yanında bunlar ikisi de Molla oldu vallahi. Yok baba, ben yazıyorum, okumuyorum. Kitap yazıyorum. Ne? Şaşırma Aslı, niye şaşırıyorsun? Yetenekli olunmaz kızım, doğulur doğulur. Gerçekten kitap mı yazıyorsun? Buna Aslı, bazıları yazar, bazıları da yazılanları okur. Sen okuyanlardansın. Anladım, çok özür dilerim. Ne kadar yazdın acaba? Vallahi hızlı yazıyorum bayağı ya. 4 sayfayı bitirdim. Bir aya çıkartırım ben bunu. Çok güzel. Peki izin verir misin? Bir gazeteci gözüyle bir bakabilir miyim acaba? Bakamaz. Volkancığım, bu kitabı bütün Türkiye okuyacak. Yani 70 milyon eline alıp bakacak bu kitabı. Benden mi utanıyorsun ya? Ver bir bakayım. Getir bir bakayım ya. Belki bir faydam olur editör olarak. Al. Ver bakalım. Bu ne be? Ne olmuş ya? Oğlum bu ne? Bak şimdi. Bir gün şişman bir adam kendi dükkanının içinde oturuyormuş. Ve otururken arkadaşı geldi. Mişli geçmiş, dili geçmiş bir arada. Tebrik ediyorum. Arkadaşı demiş ki adama, konuşuyorlarmış. Ne zaman bu işlerden kurtulacaksın ki? Dedi. Demiş mi, değil mi? Ne zaman dedi? Ay, ki'yi de bol bulmuş, sürekli kullanmış. Ay alemsin Volkan. O bu bizi güldürmek için yazmışlar tüm bunları canım. Ne dalga geçiyorsunuz ya? Volkancığım, bir küçük bir detay, kitap yazmak için Türkçe bilmek gerekiyor. Çok komik. Sen biliyorsun da ne oluyor? Önemli olan hayal gücü Aslı. Ne oluyor şimdi bu romanda? İşte adam geliyor, arkadaşının mekanına geliyor. Anladık onu oğlum. Arkadaşı geldiymişti. Sonra? Sonra? İşte sonra geyik muhabbeti yapacaklar. Tamam. Yani ne, romanın konusu ne, hikayesi ne, ne oluyor? Sonra işte konuşuyorlar, geyik yapıyorlar. Öyle işte yani. Kızım daha yeni başladık, ne bileyim ben ya. Allah Allah ya. Volkan, öyle olmuyor ki. Önce karakterleri çıkartacaksın, sonra hikayeyi bulacaksın, sonra yazmaya başlayacaksın. Böyle olmaz oğlum. Ya hayret bir şey ya. Ver şunu be. Madar olduk be. Aile dediğim biraz destek olur, arka çıkar ya. Dalga geçiyorsun saatlerdir ya. Aa, kızma güzelcim, minik kuşum, kızma. Sen bana sorarsan yine şarkı söylemeye devam et. Bence bak onu çok güzel yapıyorsun. Değil mi ya? Ben bu kadar gevşedikten sonra artık bu filmi seyredemeyeceğim. Siz yarışmanızı açın yine. Oh. Aç yarışmayı, aç. Aç. İyiliğini versin. Sürgüyü çektikten sonra Necip görmediler dedi. Sevinçle K'ya sarıldı. Üfleyip temizledi. Kadife öf. Sertaç. Yenilir nane değil bu ya. Bitmeyecek bu kitap ya. Ömür biter bu bitmez vallahi. Sıkıldım be. Abi demek ki sürükleyici değil. Yetenek yoksa yoktur zaten abi. Satmaz o kitap. İnşallah okuyucu senin kitabını elinden bırakmayacak Volkan. Kapış kapış alacaklar. Abi o değil de sanat önemli ya. Abi iyi de para kazanmak da lazım tabii. Sertaç, sen hala anlamadın ya. Oğlum biz para için mi yapıyoruz bu işi ya? Yaprağı etkilemek için yapıyoruz ya. Ayrıca Nişantaşı'nda da bir forsumuz olsun yani. Anlatabiliyor muyum? Nerede kaldı bu kitaplar? Gelir abi, gelir. Mahmut yayın evine gitti. Of, insan ilk kitabı olunca biraz heyecanlanıyor Sertaç. Abi bir şey soracağım ya. Sen nasıl yazdın bu kitabı? Yayın evinin editörü aramış, demiş ki bölümleri birbirine geçireye kadar canım çıktı. Çok zorlandım demiş abi. Helal olsun yine abi. Ya Sertaç, anlamıyorsun ya. Kaç kere anlatacağız daha? Oğlum, evde bizim kütüphanede eski kitaplar vardı, tamam mı? Aldım ben 9 tanesini. İçinden böyle birbirine uyan sayfaları yapıştırdım birbirine. Süper 500 sayfalık eser çıktı vallahi. Helal olsun abi, o da bir iştir. Kolaj olayı yani. Aynen öyle. Kolaj olayı kardeşim. Yani amacımız satsın falan değil. Şöyle yaprakla arkadaşlara okusun. Biraz havamız olsun. Yeter abi. Abi çok güzel bir isim bulmuşsun kitaba ama. Neydi? Yaz Diyeti İmparatorluğunda Aşk ve Gururun Karagöz Oyunları. Bravo. İyi bulmuşsun değil mi? Süper abi. 4 tane kitabın ismini birleştirdim. Al sana kolaj. Serisini yaparım ben. Karagöz'ün Dönüşü, Hacivat'ın İntikamı. Ah, Mahmut geldi. Getir bakayım lan. Nasıl olmuş kitaplar? Ah. Ver bakayım.
Bu ne lan? Sertaç, abartmış bunlar, kaç tane basmış oğlum? Abi bunlar eş dost için yani. Yoksa 2000 adet basıldı, dağıtıldı çoktan. Ne diyorsun sen ya? Evet abi, basın organlarına da gönderdim tanıtım amacıyla. Allah belanı versin o zaman seni. Uydurma kitap oğlum, manyak mısın sen? Üstünde ismimiz yazıyor lan. Eğlence olsun diye yaptık oğlum. Ne yapıyorsun, niye ortalığı velvele veriyorsun ya? Abi o kadar uğraşmışsın. Çabanın, emeğinin karşılığını alman lazım Volkan. Vatandaştan niye saklıyorsun abi eseri? Oğlum manyak mısın sen? Ne çabası, ne emeği? Bir gecede yaptım ben bu kitabı. Uydurma lan bu. Abi yayın evinin editörü biraz karışık bulmuş ama yine ilginç bir deneme dedi. Helal olsun dedi abi. Ya. Evet abi. Ayrıca patronla bence bu kitabı basın. Çünkü bu kitabın yazarı benim bacağımı bu hale getiren adam dedim abi. 2 günde bastılar. He, iyi alt etmişler. Rezil olduk oğlum. Yandık yandık ya. Uydurma kitap oğlum bu. Bir günde çıkar foyamız meydana. Ondan sonra bir ömür aslanın dırdırı. Aman Allah'ım ya. Alo. Hangi gazete? Kitap ekimi? Sanat sayfası mı? Evet, kendisi de yanımda zaten şu anda. Evet. Eyvah eyvah, başladı işte. Dolandırıcının hazin sonu. Abi röportaj yapmak istiyorlarmış. Bugün görmüşler. Edebiyatın yeni umutları köşesine koyacaklarmış. Hadi ya. Başka ne diyorlar? Pardon, o son cümleyi bir daha söyler misiniz? Özellikle biçimdeki devinimden etkilenmişler abi. Ya. O zaman röportaj vermek lazım Sertaç. Verelim, yalnız sor bakayım, fotoğraf falan lazım. Fotoğraf sorsana. Fotoğraf istiyor musunuz abi? Edebiyatın yeni umutları Volkan Sütçüoğlu röportajı. Evet, yaz diyeti imparatorluğunda aşk ve gururun karagöz oyunları. Evet, öyle. Elimi alınca dedim ki, gerçekten farklı bir kalem. Özellikle biçimdeki değişkenlik çok şaşırtıcı. Ya, evet öyle. Yani Figen Hanım, artık insanlar hep aynı şeyleri okumaktan sıkıldılar değil mi? Kah klasik bir üslup, kah ucuz bir aşk romanını çağrıştıran bölümler. Sonra aniden yemek tarifleri çıkıyor karşımıza. Biraz anlatmanızı isteyeceğim. Figen Hanım, aslında ben okuyucunun kendinin keşfetmesini tercih ederim. Yani kendi okusun, araştırsın, ya, kendi anlasın. Böylesi çok daha iyi değil mi? Yani her bölüm kendi içinde bir hikaye. Herkes kendi hayatını seçsin gibi mi? Belki de. Ama tam da değil, öyle mi? Kim bilir? Acaba bu bilmece tavır kitaptaki puzzle'a bir gönderme mi? Bilmem. Sizce? Ben bölümleri karakterlerin aynı hikayeyi kendi pencerelerinden anlatması olarak algıladım. Tabii bunu yapmakta özgürsünüz. Mesela Marian karakteri. Sanki Barbara Cartland'ın bir romanı gibi. Ama o gerçekte seksi düşkünlüğüyle ilk hikayedeki Firdevs'in baskıladığı cinsel açlığı temsil ediyor. Doğru anlamış mı? Maria'da kendinizden neler buldunuz Figen Hanım? Marian, doğru. Sizi test ettim. Bazen hazırlanmadan geliyorlar. O zaman çok kızıyorum ve bazen böyle testler yapıyorum. Peki Karagöz Hacivat'la ilgili o uzun, ağdalı Türkçe ile yazılmış belgesel bölümle in alt metni. Bakın onu çözemedim. Belki de çözmek için çok gençsinizdir Figen Hanım. Firuze mi bu? Evet. Merhaba. Ben Volkan Bey'in edebiyat danışmanıyım. Menajerim. Memnun oldum. Geçmiş olsun. Mersi, bir edebiyat tartışmasında oldum. Allah Allah. Ya Cihangir'de oturduk arkadaşlarla içiyoruz. Birisi oradan öyleydi böyleydi, Oscar Wilde toptu moptu falan dedi. Kendimi kaybetmişim, arıza çıkardım. Nasıl yani? Söylem gazetesi seninle röportaj mı yaptı? Edebiyat dünyası beni kucaklıyor, bir tek sen kucaklamıyorsun aslında. Yazıklar olsun. Hani bilmiyorum alt metnin nedir senin. Ne biçim konuşuyorsun sen be? Özür dilerim. Seninle konuşurken böyle daha yalın bir Türkçe kullanmam gerektiğini unutmuşum. Ay sen ne zaman yazdın ki bu kitabı? Yıllardır sıradan bir hayat yaşıyormuş gibi görünerek üzerinde çalıştığım bir projeydi aslında. Biz senin gibi öyle her başarımızda yaygara yapmıyoruz. Volkan'cığım, şimdi bu kitap ne hakkında ha? Anılarını falan mı yazdın? Yok anneciğim, okuman lazım ya. Yani biçim çok devinimli. Yani anlatmak güç, simgeler, imgeler. Anlatabiliyor muyum? Okumanız lazım. Simgeler, imgeler mi? Sen kimlerle takıldın bugün? Cihangir dedik dostlarla.
keyifli sohbetler oldu. Gönül aşinalıkları oldu. Yeni insan tanımanın verdiği enerjiyle kanatlandık sayfaların yaprakların üzerinde. Birbirimize manalı ve akıllıca baktık. Bir şeyler de öğrendik yani. Şiir gibi konuşuyor vallahi İfa. Estağfurullah babacığım, şiir yani henüz daha denemeye cesaret edemedim bir tür. Tuhaf şey. Ya senin bu taraklarda bezin yoktu ki. Babacığım yani bir ömür böyle muhallebicide çay, sigara, geyik muhabbetiyle geçmez. Bir gün oturdum, yazdım, gerisi geldi. Hayır, geçenlerde o diyeli geçmiş, miyeli geçmiş zamanları düşününce senin dil bilgi biraz zayıftır ama. Babacığım ama siz de benim hemen ilk yazdığım şeyi okuyup eleştirdiniz. O üzerinden 50 kere geçiliyor. Yaz, boz en güzel hale piştikçe geliyor. Tabii. Allah Allah, tuhaf şey. Okuyalım bakalım. Sen şimdi çapkınlık maceraları falan yazmışsındır ha? Volkan'cığım, bunu benim için imzalasana ne olur. Ha? Bak şöyle de. Canım anneme... edebiyat kabiliyetimi ondan aldığım için falan diye. Tabii annem. Oğlum sen kesin başkasına yazdırmışsın bunu. Ya Aslı kıskanmasana. Bir gün sen de yazarsın bir kitap belki. Makyaj teknikleriyle ilgili falan. Canım anneme edebiyat yeteneğimi tamamıyla ondan aldığım için. Güzeller güzel. Duy Tahsin, duy. Pardon. Alo? Ah, Figen, selam. Neredesiniz? Aa, güzel, Kiki'm. Bilmem, ya oyuncu takımı bana biraz boş geliyor ama. Ben istiyorum ki bu sohbetlerde yeni şeyler söyleyelim. Söylenmemiş sözler, varılmamış hedefler, biliyorsun beni. Neyse, geleyim o zaman. 10 dakika oradayım. Okey. Sen kal. Pardon. Ben çıkmak zorundayım. Size iyi eğlenceler. Nasıl yazmış bu herif bunu ya? Cümlenin başı başlıyor, sonu gelmiyor. Meryem ne kim şimdi ya? Osmanlı'da geçmiyor muydu bu? Cariye mi acaba? Kim kimdir onu bile anlamadım. Ay çok da uzun. 500 sayfa. Öf. Yarın bir zeytinyağlı fasulye yapsam. Aman. O da dün bitti. Şimdi bunlar yine fasulye mi diye cır cır cırlarlar. Oo, cariyenin kırdığı cevizlere bak sen. İntihar eden adam ne oldu? Sonunda ne oluyor ki? Zamanımın geri kalanını beklemek, beklemek ve sonunda umutsuzluğa düşmekle geçiriyorum. Vay be. Hayır, patlıcan kızartması yapıyorum. Her seferinde hapur şupur dalıyorlar şeker. Ama o da bize zarar. Kesin birine yazdırdı ama kime yazdırdı ya? Çok ağır kitap ya. Bu yaş çaktırması atlıyor atlıyor. Kusam ne olacak sanki? Of, ben bu kitabı bitiremeyeceğim galiba. Bir Gül'ün adını bitirememiştim, bir de Volkan'ın kitabı. Skandal. Başka sebze de yok ki bu mevsimde. Enginarlar da hep kılçık. Hayda. Yemek tariflerini kim veriyor? Cariye mi? Aman boşver. Yarın Cem'i göreceğim. Rahatsız olmayın arkadaşlar. Çalışın rahat rahat çalışın. Aslı Hanım bir kitap vardı yeni, hani bu adı ne? Karagöz müymüş neymiş? Ay bu. Acıma. Bakın kızım bile okuyor. Neymiş bakalım? Yaz Diyeti İmparatorluğunda Aşk ve Gururun Karagöz Oyunları. Evet. Bu kitabın yazarı abinizmiş. Hiç söz etmediniz. Ya öyle. Öyleyse röportajı siz yapacaksınız değil mi? Ne röportajı? Ateş Hanım kırmayın beni. Arkadaşların eşleri aralarında konuşuyorlardı, orada duydum. Baktım herkesin elinde aynı kitaptan. Kitaptan bu kadar söz ediliyorsa yazarını tanıtmak lazım. Tabii siz öyle diyorsanız. Şöyle yapsak Saadettin Bey, bir ay beklesek.
Hadi bakalım ne olacak bir ay içinde. Ondan sonra yapsak. Hani aceleye gelmese ağır ağır. Durma. Kadın dergileri içerisinde ilk önce bizde çıksın. Peki röportajı ben yapmasam, başkası yapsa? Olur mu? Kardeşi olarak sizin yapmanız güzel esas. Aslanım, siz abinizi biraz kıskanıyor musunuz? Ben mi Volkan'ı kıskanıyorum? Aslanım, bakın gençsiniz. Çok güzel yazılar yazıyorsunuz. Kim bilir, belli mi olur? Belki ileride siz de oralara gelebilirsiniz, değil mi? Evet, dağılmayalım arkadaşlar. Çalışalım. Dağılmayalım, çalışalım, çalışalım. Avrupa yakası, Volkan Sütçüoğlu röportajı. Bir özgeçmiş alabilir miyim? He? Beni ilk dakikadan kaybettiniz aslan. Her yerde var benim özgeçmişim ya. Hiç araştırmadınız mı? Nerede var Volkan senin özgeçmişin? Şeyde var. Sen biliyorsun, beraber büyüdük. Bizim dükkanın ismi de çıkacak değil mi dergide? Babacığım, bu daha çok benim sanatçı kişiliğimle ilgili bir röportaj. Siz tanımıyoruz o kişiliği ama. O zaman git başkasıyla yap röportajı Aslı. Hadi bakalım, taş. Hadi bakalım, kızdırdın işte. Os koca yazarı. Saçmalama Volkan, ne yapıyorsun ya? Oğlum, kardeşinden biraz daha düzgün konuş. Efendi ol. Hemen şöhrete kaptırma kendini. Ne demişler? Şöhret afettir. Babacığım, o da o zaman adam gibi soru sorsun. Tamam, soruyorum. Çocukluk ve gençlik yıllarınızda okuyup etkilendiğiniz yazarlar kimler? Ne biçim soru bu? Allah Allah. Ne biçim sorusu varmış bas. Bayağı soru, ne güzel soru işte. Baba bir dakika ya. Kasıt var bunda. Şey diyorsun değil mi yani, hangi yazarlardan malzeme indirdin, çaldın, etkilendin? Ben onlardan mı aldım yani yaptığım bütün şeyleri? Çaldın mı? Hırsız mıyım ben? Sen niye bu kadar gocunuyorsun ki? Ne oluyor? Gocunmuyorum ama sen de benim sanatıma biraz saygılı ol yani. Gayet saygılıyım. Ne var? Yok ya. Allah bilir benim kitabı okumamışsındır bile daha. Aa, Volkan'cığım, ben okudum sonuna kadar. Çok da beğendim. Ben de okudum hepsini sonuna kadar. Tabii ki. Madem okudun, söyle bakalım. Kitaptaki Maria karakteri hangi karakterin azmışıdır? O bölümü daha okumadım. Oh anam, oh! İncelemeden, bilmeden öyle gelin. Hepiniz böylesiniz zaten. Ondan sonra sırf magazin magazin. Hiç derinlemesine bir araştırma yok. Ne magazini ya? Ne diyorsun ya? Ne magazini ya? Magazin tabii. Aman istemezsen soru falan sorma Aslı. Ben sana bilmek istediğin her şeyi anlatayım. Açık mı teyip? Açık. Heh. Önce çocukluğumdan bahsedeyim. Çocukken bazen hayal gücüme hakim olamaz. Hep yeni şeyler söylemek, hep insanların üstüne durmadığı konularda konuşmak isterdim. Bir tür harika çocuktum. Daha önce yapılmayanı başarmak en büyük hedefimdi. Kim derdi ki bu kapıyı bana edebiyat açacak? Aferin minik kuşum, aferin. Sağ olun. Açıkladın mı teyp? Evet. Ve yine çocukken hatırlarım da. Çok teşekkür ederim. Rica hoş. Selam. İsim? Hande. Hande. İsterseniz bundan sonra sizin adınız Firdevs olsun. Hem öyküdeki karakterin ismi. Öyle imzalayayım mı? Firdevs'e en öykünmesiz sevgi ve imgelerim eşliğinde derin yalnızlık sabahları. Buyurun. Teşekkür ederim. Merhabalar. Kardeş. Sırayı bozmayalım lütfen yani. Kültür ortamına biraz saygı. Kitabı alıyorsun, parayı veriyorsun, sonra imza. Ben röportaj için gelmiştim ama. Röportaj? Aa. Olabilir. Sevgili gönül dostları, ufak bir işim var. O yüzden yarım saat sonra gönül dilinde sevgiyle görüşmek üzere diyorum. O süre esnasında Sertaç Bey sizleri yönlendirsin belki. Mahmut, sanatsever arkadaşlara muhallebi ve çay verelim. Neden olmasın? Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım değil mi? Merhaba, isminiz? Salih. Bakın Salih Bey,
Başından konuşalım. Ben popüler olaylara biraz muhalifim. Yani bunu zararlı buluyorum. Bu bir kandırmaca, belki içsel devrimleri zıplatmakla ilgili bir durum. Sizin gazetenizde popüler kültürde çok yoğun kullanılan, buna önem veren bir gazete olduğuna göre, yani popüler olduğuna göre umarım dersinize iyi çalışmışsınızdır, değil mi? Anlamadım. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok Salih Bey. Yani diyorum ki gazeteciler olarak artık bu televole zihniyetinden kurtulun. Yani mankenlerle yazarlar arasında ki derin boşluğu, büyük ayrımı görün kuzum. Değil mi? Tabii, haklısınız. Lütfen, bakın hep özel hayat, özel hayat diye tutturuyorlar. Çalışmadan, araştırmadan geliyorlar. Sinirlerim tepeme sıçrıyor yahu. Tahmin ediyorum. Yani bu magazin basınında nedir çektiğimiz yahu? Yani benim kardeşim de gazeteci. Vallahi o da böyle. Türk medyası nereye gider yahu? Doğrudur. Araştırma yapmıyorlar çoğu zaman. Of, bakın benim kötü bir huyum var Salih Bey. Yani böyle hazırlıksız gelen arkadaşlar olduğu zaman benim kan beynime sıçrıyor. Hafif de tansiyonum var benim. Yarıda keserim söyleyeyim. Hiç merak etmeyin. Çok güzel sorular çıkardım. İsterseniz hemen başlayalım. Rica ederim, buyurun. Yani küçük bir çocuk gibi itiniyetsiz ve çırılçıplak karşınızda ruhumla sizi dinliyorum. Yok canım, o kadarına gerek yok. Sağ olun. Kitabınızı inceledim. Aferin. Bu kitabım dediğiniz şey, 9 farklı kitabın bazı bölümlerinin kopyalanmasıyla hazırlanmış. Bunun bir suç olduğunu bilmiyor musunuz? Bir şey içer misin birader? Altınizade'den sonra